Merhabalar tekrar Bekir Bey. Şarjımız bitince böyle canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Şarjımız bitince yani, röportajı tamamlayalım. Şeyde kalmıştık yani şu Salih Bey Donya yoluna bir çeki düzen versin. Bariyerler yolu kapattı. İkincisi şuraya pazar yeri sözü verildi. Bilmiyorum seçim zamanı vardı da o zamana kadar yetişir yetişmez bilmiyoruz. Burada bir dere projesi vardı. Burada 4-5 sene önce buraya bir platform kuruldu. Burada işte binlerce kişi buraya şey yaptı. Burada ihalesi yapıldı diye balonlar uçtu. Bilmem ne uçtu. Yani o da yapılmadı. Şu derenin şurası pislikten geçilmiyor. Yani koku yapıyor. Yani eski şey gibi Haliç gibi yani oldu şu an. Bunun haricinde yani vakti bir bazı hizmetler aldı ama tabii eksikleri de çok var. Mesela güzel hizmetler de aldı, eksikleri yani de çok. Eksikleri de çok şimdi var. Şimdi yani. Bu pazar yeriyle ilgili Büyükşehir Belediyesi geçen ay gelip pazar yerinin ihalesini yapacağız dediler. Evet dediler, duydum dediler. Yani i̇nşallah iyi olur. Yani, sözü verildi ama seçime daha var inşallah o zamana kadar yapılır. Yani. Evet. Ya seçim derken her şey seçime mi bağlı? Seçim vaadiydi bu yani seçim iki seçim arasında verilmiş bir vaadiydi yani. Tamam işte. Bu bizim yerel yönetimin vaadiydi. Büyükşehir'e şutladı bunu. Yani artık onu duydum Büyükşehir yapacak diye. Sonra yaşam alanları yapacağız diyorlar yaşam alanları. Yani sosyal yaşam alanı nedir mesela o durma gibi. İşte o bu derenin şeyi yapılsaydı oluyor bu dere buraya kadar büyüyecekti yani buraya doğru. İşte o dediğin yaşam alanı buraya kadar, dinamaya kadar gidecekti yani. Buranın 4-5 yıl mı oldu, 4 yıl mı oldu bilmiyorum ama buraya bir platform kurduydular ha buraya. Bunun ihalesi falan o zaman yapıldı diye ama şu ana kadar bir şey yok artık. Yani devletin imkanları da kısıtlı, o eski bolluk zamanlar geçti. Öyle mi? Yani bundan bir önceki dönemde bayağı bolluk vardı yani ne istersen belediye veriyordu yani. Muhtarlar olsun hepsi alıyordu yani. Mesela siz belediye başkanı olsanız yani muhtar adaysınız da Güneysu Göyü'nden vaf gibi Güneysu. Ya adayız da ya adayız şu an yani. şöyle Ali abimize de saygısızlığımız olmaz. Biz onun çıkmayacağını biliyoruz da yani. O düşünceyle var. O düşünceyle yoksa belediye... Ali abime çıkıyorsa biz tabii biz şey yaparız yani. Tamam. Ali abimi çok severim. Tamam. Şimdi şey diyeceğim. Siz mesela belediye başkanı olsanız en güzel hediyeniz, en güzel projeniz Vafkem neyi yapmak istersiniz mesela? En güzel projem, en güzel yani buraya bir şey yaparım yani. Pazar yerini yaparım. Yine buraya mı? Yani Çarşı aslında, Mahallesi'nin merkezine aslında mi? Aslında burası bir merkezi bir yer. Pazar yerinin buradan uzak olması ölü yadırım gibi olur. Çünkü kimse istemiyor. Ben mesela şöyle bir şey, esnaflar da istemiyor. Buradan gitmesini istemiyor. Beşiktaş'ın pazar yeri merkezi bir yerde. Yani tam da değil ama merkezi bir yer. Ama şu an o pazar yeri oraya taşındıktan sonra bilmiyorum oraya da gelin bir çekin. Yani pazar yeri bomboş. Gelen giden yok. Şimdi buranın bir düz pazara gelmek başkadır. Böyle gelip merdiven çıkmak başkadır. Ha bir markete girdin, ha o pazar yerine girdin. Yani kendi geçtisi yok. Sadece ihtiyaç olanlar geliyor. Buranın da aşağıya gitmesi ölü yadırım olur bence. Pazartesi günleri sadece çalışacak ama o da çalışırsa diğer günler boş geçer. Şimdi Vafkebir'in şu aşağıda bir dolga alanı var. Ben o dolga alanını yani buranın yapılıp işletilmesi şeyin bak kaç yıl oldu. Hiçbir şey oraya yapılmadı. O dolgu alanıyla ilgili belediye başkanımız Ankara'dan proje onaylattığı söylendi. Ya öyle bir yayınlandı. Var ama yani bilmiyorum. Ama orası gerçekten... Orada mesela sana, esnafa, vatandaşa sordular mı? Burada nasıl bir proje yapalım diye. Ya orada bir proje... Mesela ne olabilir orada mesela? Sana bir şey söyleyeyim. Bugün Vafkebir ekmeğiyle meşhurdur ama ekmeğini dışarıya satamıyor. Bugün Çavuşlu bile Vafkebir'i geçti. Çavuşlu ekmeğine paten daldı. Hani bizim ekmeğimizi yapıyor, paten daldı ona. Ben bunun patentini aldığını ben biliyordum. Ben bunu internette paylaştım. Beni burada fırıncıların çoğu linç etti internet. Sen böyle bir şey yok. Sen bunu nereden çıkardın? Bir hafta sonra patent kurulunda yayınlandı. Şimdi oraya bir... Coğrafi işaret konusu. Coğrafi işaret işte o patent. Coğrafi işaret konusu. O dolgu alanına... oraya işte orası yapılıp bir köle falan yapılsa, hafta bir ekmeğini dışarıya satsa
Vakti birin bayağı bir şeyi olur yani, girdisi olur ama burada fırıncılar da birbirleriyle uymuyorlar ki herkes birbirinin bacağında. Sen ekmeğini, benimkisi kötü. Sen ekmeğini, benimkisi kötü. Tamam, bir şey söyleyeyim sana. Tamam da ekmeğimiz kaliteli. Trabzon Vafik ekmeği meşhurdur, güzeldir, bayatlamıyor ama 22 tane fırın var. Toplam burada çalışan 100 kişi yok. Yani 100 kişiye yakın diyelim. Ama bir Kebir Süt'te, isim de verelim. Bir fabrikamız var Kebir Süt'te. Çalışan 300 kişi var. Çok güzel. Çemsan'da, Vito'da çalışan 300 kişi yani var. Evet, İskenderoğlu ve Gülek yani. İslamoğlu markette, biliyorsun bunlar Gülek peyniriyle ilgili patentleri de alınmış. 3 firma, İskenderoğlu, İslamoğlu ve Kebir Süt. Yaklaşık 500 kişi daha çalışacak. Organize sanayi var. Yani ekmeğe çok takılmanın işte sahildeki burası. Ben örnek verdim de ya. Şöyle yani şu diğer ürünler de tabii orada satılabilir de biz yani önce ekmek ön planda her zaman görüyoruz. Tamam da şimdi mesela ekmek şu var. Mesela Vaf Kebir'in girişine çıkışına o da karlarda araba yollarında hoş geldiniz. Vaf Kebir ekmeği yazısı olması lazım. Ya olması lazım. O yok bir defa. Bir kere sahilde fırın olacak ki Vaf Kebir ekmeğini orada bile. Eğer projede şu anda yapılan projede fırın 22 tane ortaklaşa fırının üretim alanları yoksa 22 tane üretim alanı yoksa ya sahildeki projeyi ben yaptım projeyi gel ya burada git burada bir anlamı yok. Yok evet. Öyle mi? Bunu demek istiyorsunuz. Ya üretim alanları zaten fırınlarda üretim yapılıyor zaten. Hı. Ama bunu satma gibi yani hiç olmaz büfe olsun böyle fırıncılara ihaleye verirsin. Onun yanında işte Vaf Kebir'in işte patent alan kilek peyniri, diğer ürünleri falan. Hani hepsi orada satılsın yani. Gurbetçilerimiz zaten gidiş yolu burası. Bu tarafa gelirken zaten geliyor buraya. Buradan kim alsın? Bu tarafta, ters tarafta büfeler var. Gidiş yolunda hiçbir şey yok. Yani gidiyorlar Çavuşlu'dan alıyor. Şurada ben otobüse bindim. Yani o Dakar'ın bir an önce düzenlenmesi lazım diyorsun. Bak Vaf Kebir Terminali'nde ben otobüse bindim. Şurada Vaf Kebir Terminali'nden kalkan otobüs gitti Çavuşlu'dan ekmek alıyor. Şu Vaf Kebir'deki insanlar. Vaf Kebir'den İstanbul'a gidenler Çavuşlu'dan durdu araba da oradan ekmek alıyorlar. Vaf Kebir'den ekmek almıyorlar. Ya bunları kaldırmak lazım ortadan değil mi? Yani bunu ilçemiz güzel, ilçemiz de. Ya ilçemiz herhalde güzel yani. Şimdi ya buradan kim geliyorsa kim geliyor, herkes bölgesi tanıyor, biliyor, soruyor. Şimdi yazın gelen bir nüfus artışı var burada. Emekli olanlar geliyor veya şu anda izleyici takipçilerimiz var. Veya sürekli haber alan insanlar var mesela Bursa'da, İstanbul'da, Almanya'da, Amerika'da, yurt dışında vesaire. Hep merak ediyorlar Vaf Kebir ne oluyor, ne gidiyor, işte ölüydü, kalanıydı, işte düğün salonuydu, oydu, buydu vesaire yani. Şimdi herkes şundan şikayetçi. Vaf-ı Kebir'de hiç değişiklik yok. Vaf-ı Kebir'de hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmıyor. Yapılmıyor. Proje sundun mu arz talep? Mesela ne dedin sen şimdi? Mesela ben belediye başkanı olsam sahilde ekmek fırınları bir tane deyip üretim alanında 22 tane yaparım. Ve terminal gelen araçlar yani sahilde gelen araçlar katkı olur. Adam çalışır. Dediniz bu değil mi? Evet. İzleyici ve takipçilerimiz de var şu anda bize yazanlar, takip edenler. İşte sizin gibi insanlara ihtiyaç var. Proje üretecek. Vaf-ı Kebir'de bir şey olmuyor. Yapmıyor değil. Yapma merceği nerede? Belediyedir. Neresi? Büyükşehir ve Vaf-ı Kebir Belediyesi. Tamam, talep ettin mi? Vaf-ı Kebir Belediyesi'ne. Başkanı aradın mı? Dedin mi? Yok. Konuş sokakta. Ama siz mesela ne güzel dediniz. Yani sahildeki ekmek temalı 22 tane fırının yapılması veya üretim fabrika halinde yapılması konusunda böyle proje olabilir dediniz. Pazar yeri projesini dediniz. Burada kalsın dediniz. Otogarın değiştirilmesi projesi dediniz. Ya Tonya yolunun çok önemli. Yani otogar Vaf-ı Kebir şehir merkezinden geçen Tonya yolunun düzenlenmesi. Evet, Tonya yoluna gerçekten oraya bir düzenleme olması lazım. Evet. Yol güzel çok şehir. Dar. Bariyerler de tarlaştılar. Yani sanki otoyol buranın yani yayanın geçebileceği bir yol yok. Bırak arabanın duracağı, yayanın gideceği bir yer bile. Evet. Bu şartlarda siz nasıl görüyorsunuz Vaf Kebir'in durumunu? Yani şu anda yani Vaf Kebir gelişmeye müsait bir ilçe. Yani şu an Trabzon'un batı tarafındaki Akçabat'tan sonra en büyük ilçesi. Yani zaten büyük limanın merkezi, başkenti diyelim. Ama siyasette en güçlü dönemini yaşıyor. Yani iki tane bu büyük liman yöresinde iki tane milletvekili olduğu halde hani şimdi biz pek istenilen yerlere gelemedi. Tamam, yani bir izleyici programa katılmak istiyor. Necati Halloğlu diye. Bir alalım bakalım, ekleyelim. Ekle dedik, o da katılmak istiyor. Necati Bey.
Şimdi evet Necati Bey şu anda katılabilirsiniz. İstek bize gönder görüşmek istiyor. Konuşmak istiyor. Ne dedi? Ufku geniş insanlar lazım demiş. Necati Haliloğlu. Necati Bey isteğinizi onayladık. Siz de kabul edin. Şeye gel. Yayına gel isterseniz. Veya gelmiyorsanız, gelemiyorsanız daha doğrusu yazabilirsiniz. Programı kapatacağım. Çünkü şarjımız bitmişti. Bekir Bey'in sözünü kesmek istemedim. Yani tamamlayalım şeklinde ikinci bir yayına başladık. O anlamda bağlanamıyor. Şu anda isteği gönderdi bana ama Necati Bey. Size de selam olsun Necati Bey Haliloğlu. Evet. Şimdi son olarak neler söylemek istersiniz? Karda, kışta 2022 ile ilgili ve kapatacağız. 2022 inşallah devletimize, ülkemize, tüm dünyaya barış, huzur, kardeşlik edilmesini. Yani başka 2022'den başka beklentimiz yok. Yani bize huzur versin de sağlık versin, gerisi önemli değil. Çok teşekkür ederim. El salla bize. Hoşça kal.